Vergi bilenler ekibi olarak herkese merhaba. E dönüşüm kapıda demiştik. İşte bu videoda e-fatura kayıtlı kullanıcısı olmanız halinde, yani e-fatura mükellefi olmanız halinde başka bir e-fatura mükellefine ya da e-fatura mükellefi olmayanlara ya da nihai tüketicilere hangi belgeleri düzenlemeniz gerektiğini açıklığa kavuşturacağız. 509 seri no'lu Vergi Kanunu Genel Tebliği yayınlanmasıyla artık 11 2020'den itibaren e-fatura mükellefleri aynı zamanda e-arşiv fatura mükellefi olacaklar. Şimdi şöyle bir soru işareti olabilir zihninizde. E-fatura mükellefi, e-arşiv fatura mükellefi, işte e-fatura, e-arşiv fatura bunlar birbirinden farklı şeyler mi? Aslında özü itibariyle bunlar birbirinden farklı şeyler değil. Bunlar birbirlerinin bütünleyicisi. Yani normal şartlarda her iki elektronik faturada da vergüsü kanunun 229. maddesindeki fatura hükümlerine tabi. Sadece e-fatura uygulaması farklı bir grubu ilgilendirirken eğer arşiv uygulaması daha farklı bu grubu ilgilendiriyor ancak her ikisi de fatura hükümlerine tabi. Şimdi derseniz gelin e-fatura ve e-arşiv fatura mükellefi olarak e bir e-fatura mükellefine ya da e-fatura mükellefi olmayan veya bir nihai tüketiciyi hangi belgede düzenleyebilirim onları netleştirelim. Şimdi e-fatura mükelleflerine ilk belge düzenleme noktasında ilk düzenleyeceğimiz belge yani ilk olasılık kural olarak e-faturadır. E-fatura mükellefi e-fatura mükelleflerine gerçekleştirdiği mal teslimleri ve hizmet ifalarında kural olarak e-fatura düzenlemek zorunda. Artık bir Diyorsunuz. kağıt fatura söz konusu değil. E-fatura düzenlemek zorunda. Peki başka hangi belge düzenlenebilir? Ödeme kaydı cihaz fişi. Evet e-fatura mükellefi. E-fatura mükelleflerine gerçekleştirdiği fatura düzenleme sınırı altındaki satışlarında ki bu 2019 için 1200 TL'dir. 1200 liranın altındaki satışlarında ÖKC fişi düzenleyebilir. Burada yine bir engel söz konusu değil. Peki bir diğer olasılık ne? Evet diğer olasılık kağıt fatura. Evet şu anda yani ne alakası var e-fatura mükellefi hani başka bir e-fatura mükellefine sadece e-fatura düzenleyecekti yani elektronik fatura düzenleyecekti ne demek kağıt fatura şimdi nereden çıktı diye sorabilirsiniz e değerli izleyiciler e-fatura mükellefi zorunlu hallerde e-fatura mükelleflerine kağıt ordamında fatura düzenleyebiliyor bu zorunlu haller neler diye soracaksanız onu bir sonraki slaytta sizinle paylaşacağız peki. Ben bir e-fatura mükellefi olarak başka bir e-fatura mükellefine üç şekilde belgeyi düzenleyebilirken e-fatura mükellefi olmayan başka bir kişiye ya da bir nihai tüketiciye hangi belgeleri düzenlemeliyim? Ben e-fatura mükellefiyim. Bu durumda da ilk düzenleyeceğimiz belge kural olarak e-arşiv faturası. Yani e-fatura mükellefi, e-fatura kayıtlı kullanıcısı olmayan mükellefleriyle nihai tüketicilere gerçekleştirdiği mal tesisi ve hizmet ifalarında kural olarak e-arşiv fatura düzenlemesi gerekiyor. Yani artık eskiden olduğu gibi eskiden çünkü bu 509 nol tebliğden önce ne diyorduk? E-fatura mükellefi nihayet tüketicileri düzenleyeceği faturalarda kağıt fatura düzenleyebiliyordu. Ancak bu e-arşiv faturaya evrildi artık. Çünkü e-dönüşüm uygulamaları her geçen yıl daha da yükseliyor. Yükselen bir gökdelen gibi sürekli üst üste koyuyor ve bakın işte bu başka bir aşama. Şu anda gördüğünüz gibi tamamen bu elektronik kubbe bütün mükellefleri kapsamaya başladı. Peki ben e-arşiv fatura düzenlemek zorundayım kural olarak. Bu bunu anladım. Fatura noktasında eğer fatura düzenleyeceğim. Başka ne düzenleyebilirim? Tabii ki e-fatura e mükellef olarak fatura düzenleme sınırının altındaki satışlarında yine ödeme kaydı cihaz fişi düzenleyebilirim. Gerek nihayet tüketici olsun gerek e-fatura kayıtlı kullanıcısı olmayan birine düzenleyecek olayım. Ödeme kaydı cihaz fişi düzenleyebilirim. Peki başka bir belge düzenleme olasılığım var mı? Evet var. O da kağıt fatura yine soru işareti zihninizde oluştu e-fatura mükellefi zorunlu hallerde e-fatura mükellefi olmayanlara kağıt ortamında fatura düzenleyebiliyor evet bunun da yine ne olduğunu e, olasılıklarını bir sonraki saatte açıklayacağız şimdi şunu söylemekte fayda var sonuç itibariyle e-fatura e-arşiv fatura bunlar birbirinin bütünleyicisi dedik bunlar birbirinden ayrı şeyler değil dedik bunlar 229. maddenin yani faturanın Elektronik ortama yansımış halleri. Şimdi e-fatura uygulamasını şöyle bir hayal edebilirsiniz. E-fatura mükellefi aslında bir havuz gibi düşünün. O havuzun içerisinde e-fatura mükellefleri kayıtlı kullanıcılar havuzda olsun havuzun adı. O havuzun içindeki bütün kullanıcılar yani o listedeki bütün kullanıcılar kendi aralarındaki işlemlerinde belge noktasında fatura noktasında elektronik fatura düzenleyecekler. Yani bu havuzun içindeyseniz birbirleriniz ile ilişkilerinizdeki belgeler fatura olacak. Peki ama bu havuzun içinde olmayan başka mükellefler, nihayet tüketiciler varsa onlara ne düzenlenecek? Sonuçta bu havuzun dışında bunlar. İşte onunla alakalı da havuz dışındakileri e-arşiv fatura düzenlemek suretiyle belgelemeniz gerektiği ifade edilmiş 509 serinin oğlu vergi su kanunu genel tebliğinin son düzenlemesiyle. Evet bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda kağıt ortamında düzenlenebilecek belgelerin ne olduğunu, o zorunlu hallerin neler olduğunu sizlerle paylaşacağız. Kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz de lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Güncel vergisel konulardan anında haberdar olmak adına Twitter ve Instagram hesaplarımızı da yine takip edebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.